Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar 6-12 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar 5 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda ay tutulması yaşadık. Haftaya tutulma etkileriyle başlıyoruz. Tabii ki bu haftada bu etkiler devam edecek. Tutulma ile ilgili sizler için detaylı bir video hazırladım. Henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet baltacı YouTube kanalındaki ay tutulması videomuzu da izleyebilirsiniz. Güneş Yengeç Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor. Merkür Yengeç Burcu'nda geriliyor. Bu haftada devam edecek gerileme. Hafta sonu artık bitecek retro. 12 Temmuz Pazar günü Merkür Retrosu sona eriyor. Ama bu hafta hem Güneş Yengeç Burcu'nda hem Merkür Retrosu devam ediyor. Parayla ilgili konularda, finans konularında biraz kaygılar, endişeler sürebilir. Özellikle hafta ortası Mars'ın, Koç Burcu'ndaki Mars'ın Merkür'le yapacağı sert açı, İslam dışı bazı harcamalar, kontrolsüz finansal Konularda kontrolsüz durumlar yaratabilir. Buna dikkat edelim. Alışverişlerde dikkat edelim. Borçlanma konularına dikkat edelim. Ticari konularda lütfen temkinli olalım. Marsın pozisyonu nedeniyle Mars Merkür kareleri trafikte, iletişimde, ulaşımda, İslam dışı bazı gerilimler, bazı kazalar, sakardıklar da yaratabilir. Bunlara da mümkün olduğunca dikkat etmemiz gerekecek. Pazartesi öğle saatlerinde Ay Kova Burcu'na geçiyor. Çarşamba gecesine kadar Ay Kova geçişi aslında size e, iyi bir enerji verecek. Kendinizi daha güçlü, daha güvenli hissedebilirsiniz. Zihinsel aktiviteniz artacaktır. Bu daha rahat konuşabileceğinizi, kendinizi ifade edebileceğinizi işaret ediyor. Yakınlarınızla paylaşımlarınız artabilir. Akrabalar, kardeşler, komşular onlarla daha fazla içici olabilir. Belki e, bilgi paylaşımları yapabilir, sohbetler yapabilirsiniz. Ticari hayatınız için de aktif günler. İnternet üzerinde, sosyal medya üzerinde de e, çok aktif olabileceğiniz, faaliyetler yapabileceğiniz, eğitim hayatınızda da yine aktif olabileceğiniz günler. Perşembe ve Cuma ay balık burcunda biraz daha özel hayatımıza odaklanmamız, evimizde daha fazla zaman geçirmemiz, yuvaya, aileye ve ebeveynlere ait konuların üzerimizdeki etkilerinin artması mümkün görünüyor hafta sonunda ise cumartesi ve pazar ay koçtan geçecek hafta sonu dış dünyaya yöneliyoruz biraz aktifleşiyoruz ee, Belki kısa bir seyahat olabilir biraz daha sosyalleşme romantik bazı faaliyetler çocuklarla birlikte yapılacak aktiviteler veya özel hobilerimiz e, fiziksel aktiviteler Tabii ki spor yürüyüş açık havada geçirilecek zamanlar hafta sonunda bizim planlarımız arasında yer alabilir. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.